Kıymetli dostlar, sevgili Kardelen TV izleyicileri, hepiniz şu güzel muhabbet ekranımıza, Pazartesi günümüzün vazgeçilmez programımıza, gönlümüze iz bırakanlar programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz efendim. Bugün yine muhabbet etmek üzere huzurlarınıza geldik. Bugün yine gönlümüze iz bırakan bazı konuları ele almak üzere yine huzurlarınıza geldik. Ve en önemlisi de huzurlarınıza gelirken de sizlerin dualarına Talip olmaya, sizlerin dualarına mazhar olmaya ve sizlerin o güzel, pak, temiz gönüllerinize inşirah inşirah, damla damla girebilmek niyetiyle huzurlarınıza geldik. Rabbim niyetlerimizi makbul eylesin. Evet. Rabbim niyetlerini halis olan kullar zümresinden bizleri de o kullar zümresine ilhak eylesin. O kullarla beraber haşre eylesin. O kullarla beraber Rabbim bizleri huzuruna kabul eylesin. Çünkü niyet çok önemlidir sevmek gerekir, sevilebilmek gerekir, bir olmak gerekir. Birliktelikte hayatı sürdürebilmek gerekir. Ayet Allahu Teala ayeti celli buyuruyor ki Es-sevzu billah innemel mu'minune ihvetun. Sadakallahu lazım. Müminler ancak ve ancak bakın burada bir inne var muhakkak ki tahkik var. Muhakkak ki müminler kardeştir buyurur Rabbü Teala. İşte bizler de bunu bu şuurla bilmeliyiz ki o bundan ayrı, şu şundan ayrıdır değildir. Fahri Kâinat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına baktığımız zaman da... ...kardeşlik ruhu canlıydı. Bu zamana baktığımız zaman İslamiyet'i gerçek manasında tasavvur edip yaşayanlar da... ...aynı bütünlemeyle, aynı ruhla kardeşlik duygusunu... ...ihvet duygusunu, o ihvatün dediğimiz o kardeşlik bütünlemesini, duygusunu... ...gerçek manasıyla yüreklerinde hissedip yaşayanlardı. İşte biz de bugün İslamiyet'te kardeşlik, İslam'da kardeşlik konusunu ele alarak kıymetli bir büyüğümle, ağabeyimle, hocamla birlikte kim dedim anladınız. Zaten sadece ben ona ağabeyim diyorum. Kıymetli büyüğüm uzman vaiz Ahmet Ünal'la birlikteyiz. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüz abimiz bize kırmayıp yine geldi. İslam'da kardeşlik nedir diyeceğiz. Ve dostların da kardeşliği. Dostların bize tavsiyeleri nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiyesi nedir? Önerisi nedir? Bunlardan bahsedeceğiz biraz inşallah. Sizleri de yormamak kaydıyla. Arada da bir şiir girerekten programımızı bitirmeye gayret edeceğiz. Program sürecinde de bana dua ederseniz ben çok müsteri olurum inşallah. Programımıza başlıyoruz. Kemet Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum Abdullah Bey. Sağ olun Allah razı olsun. Nasılsınız? iyisiniz hocam inşallah. Elhamdülillah sağ olun siz iyisiniz. Biraz arayı açtık mı hocam? Arayı bir Kudüs yine bizim bir rehberliğimiz vardı. Evet hocam. Diyanet Başkanlığımız, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müteşekkiriz abi. Teveccühlerle bizi Kudüs'e rehber olarak gönderiyorlar biz de geçenlerde yine bir Kudüs'e gittik. Umreci kardeşlerimize bir rehberlik yaptık, geldik. O yüzden belki biraz ara açılmış olabilir ara ama hocam. olsun. Yine de sizi görmek Allah razı olsun. Hocam. ciddi anlamda bütün samimiyetle söylüyoruz. Kardelen TV ekranında olmak, bu vesileyle halkımıza buluşmak bizim için hakikaten şereftir. Biz de dua istirham ederiz halkımızdan. Öncelikle bir hayırlı akşamlar dilerim bütün halkımıza. Evet bir de Kardiren TV hem yönetimini hem de bizi halkımıza buluşturan burada çalışan tüm kardeşlerimize müteşekkiriz. Teşekkür ediyoruz. Çünkü men amila hayran felahu mitri ecri ameli hayra vesile olan hayrı işleyenin sevabı gibi bir sevap elde eder. İşte o hayrı müsebbibi olan Ahmet Karakaya ağabeyimize evet. ve genel yayın yönetmenimize Kardeşimize, ağabeyimize, sonra İstanbul'a da buradan muhabbetlerimizi, e, kalp duygularımızı Biz yani de müteşekkiriz, teşekkür Allah ediyoruz. Çünkü bu bir vesiledir. Hı hı. Bu vesileye ortak olan, yani buradaki bizi ekranlardan halkımıza ulaştıran, burada e, rejisinden, kameramanından, yani bütün yönetiminden herkes inşallah, eğer hayırlı bir iş yapılıyorsa ve bu hayırlı işte insanlar hayırlı bir şekilde ulaştırılıyorsa evet, ve bunun da bir sevap elde ediliyorsa ki o sizin dediğiniz çok önemli niyet konusu önemli niyet. burada yani burada bulunmanın gerekçesi çok önemli yani burada bulunmanın temel hedefi televizyon ekranda bulunmak mıdır yoksa doğru bir şekilde doğru bir uslupla doğru olan şeyi Aktarmak mıdır? Buna bakmak lazım. Burada iyi bir hayır ve hasenat varsa inşallah bu kardeşlerimiz de bizi dinleyenler de siz de inşallah bundan hakikaten sebep oluyorsunuz. İnşallah. allah Teala ebeden razı olsun diye bize dua ediyoruz. Kendilerine, bütün halkamıza. İnşallah biz de istifade edenlerden olur hocam bu e, bağlamda. Tabii inşallah biz de nefsimize diyoruz. Çünkü biz aslında burada bu konuşmalarımızı sanki e, çok iyi bilen e, bu işin uzmanı ve halkı da işte aydınlatan anlamında çok bu perde konuşmuyoruz. Konuştuklarımız biz önce kendi nefsimize konuşuyoruz. Yani kendimize aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü irşatta asıl hedef kişinin bizzati kendisidir. Kendisi irşat olunmayadan bir insanın başkasını mürşid etmesi ve bu konuda mürşidi olması mümkün değildir. Bu yüzden biz de kendi nefsimize pay çıkartmaya çalışıyoruz. Ee, öğrenmeye, Anlamaya, idrak etmeye, bilmeye, bilinçlenmeye çaba gösteriyoruz. Ve bu öğrendiklerimizi, bildiklerimizi bilinçlendiğimizde halkımızla paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Bütün yapmış olduğumuz asıl çaba budur. Sizin de öyledir, bizim de öyledir. Evet hocam. Şimdi hocam <laughs> asıl vurgulamak istediğimiz konu kardeşlik evet, hocam. Kardeşlik Şimdi, konusu. Şimdi e, günümüze bakıldığı zaman çok zayıf e, kaldığımız, gerçekten eksik kaldığımız bir konumuz kardeşlik. Yani ne kadar amel işlersek isteyelim, ne kadar Allah'a yakın olsak da olalım, ki zaten insan kardeş olamadıktan sonra o birlikteliği sağlayamadıktan sonra inanın Allah'a giden yolda bile e, tökezliyor bu tarafa bu sefer şey yapıyor. Evet. E Teala çünkü emredir bu bize. Abi. Şimdi biz bu kardeşlik duygusunu nasıl sağlayacağız? İslamiyet'te kardeşlik bize ne emrediyor? Kardeşlik temas altında Tabii ki. neler yapmalıyız? Nasıl Abi, kardeş olmalıyız? Önce şu yani şu bilinçlenmeyle başlayalım. Şimdi e, birkaç hafta önce Kudüs'teydik biz. E, Mesela Kudüs meselesi, Mescid Aksa meselesi, bir Filistin yani Filistin meselesi, Filistinlerin meselesi değildir. Evet. Mescid Aksa, Kudüs bir Arap meselesi değildir. Yani Suriye bugün bir Suriye meselesi değildir. Irak, Mısır bir kendi işlerinde sadece bir mesele değildir. Bunların hepsi aslında bir İslam meselesidir. Ve bunların özünde yatan temel problemler. Yani bugün Mescid-i Aksa'nın mahzun olmasının, birçok İslam beldesindeki problemlerin temelinde yatan temel unsur da aslında Kardeşlik meselesidir. Yani biz e, bu kardeşliği eğer ciddi anlamda, gerçek anlamda sağlayamazsak eğer bu mahzunluk, bu üzüntü, e, bu e, hakikaten e, insanlarda ciğer yarası olan unsur e, devam edecektir. Ve ülkemize de şu anda hali hazırda bu problem vardır. E, Güneydoğu'daki durumlara halkımız e, ekranlardan bizzat şahit oluyorlar. Ee, Ankara'daki patlamalar, İstanbul'daki patlama, diyelim birçok farklı yerdeki bu durumların hepsinin temelindeki asıl sebep e, kardeşliğe yani bu sadece insanları öldürmek üzere evet. atılan bir bomba değildir. Bu kardeşliğe atılmış bir bombadır. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaşanan olay aslında bir e, Türk Kürt problemi değildir kesinlikle. Bu bir aslında kardeşliğin içerisinde konulmuş olan bir bombadır ya da e, kardeşliğe atılan bir silahtır, kurşundur. Bu bir vesileyle biz eğer bu kardeşliğimizi doğru bir e, seviyeye ki o seviye İslam seviyesidir, İslam kardeş seviyesidir. Buna getiremediği müddetçe hem e, Kudüs de mahzun olacak, Suriye, Şam da mahzun olacaktır. Yani bizim ülkemizde de sıkıntılar bu şekilde devam edecektir. Önemli bir konudur. Yani bugün evet, işleyeceğimiz efendim. konu özellikle günümüzün konjektürü açısıyla... Bu açıdan ele alınmalıdır. Yani bu bakış açıdan mutlaka bakılmalıdır. Kıymetli hocam. Evet hocam. Ayet-i celleden bahsettik hocam. Evet. Allah-u Teala'nın zaten başta başına yani bir de e, emri vaki olarak burada bir emir tabi, var. Tabi hocam. Tabi. Yani, Kesinlik var. Tahkiklik var. Tabii çünkü e, biz e, Allah'a kul olmadan, Allah'a iman etmeden kesinlikle cennete giremeyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu aktarıyoruz. O buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Biz Allah'a iman etmeden cennete giremeyeceğiz. Birbirimizi sevmeden de iman etmiş olamayacağız. Bu Burası önemli. Yani e, hani başlarken vurguladınız ya bu. E, dediniz ki e, işte efendim biz kardeşlik konusunu hangi açına el alacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? E, şunu bileceğiz. Biz birbirimizi sevmedikçe namaz kılmak benim boynumun borcudur, kulluk vazifemdir. Oruç, zekat, hac, bunlar benim kulluk vazifemdir. Yani benim Rabbani, Rahmana karşı yapmış olduğum bir vazifemdir benim borcumdur. Ama asıl temel unsur ibadetlerimle beraber birbirimizi seversek kardeşlik bağını kurabilirsek o zaman gerçek e, İslam'ı şura muhabbete ulaşmış olacağız. Bu da çok önemli. Peki e, nasıl biz birbirimizi seveceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yaptığınızda birbirini sevineceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. E, o zaman şu selama beyneküm. Aranızda selam yayınız. Demek ki biz aramızda selam yayacağız. Selamdan kasıt ne? Selam Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi, mağfiretini karşıdaki kardeşin için dilemendir. Tabi burası çok önemli çünkü kim olursa olsun, yani e, herhangi bir kimlik, herhangi bir kişi, herhangi bir özellik ya da e, doğduğu memleket, yaşam bulduğu memleketler üzerinden değerlendirmeyeceğiz bu hususu, kıymetli Abdullah kardeşim. Ne yapacağız? Biz kendi aramızdaki İslam kardeşliğini, peki bu nasıl gerçekleştireceğiz? Bunu da mutlak anlamda aramızdaki o sevgi, muhabbeti, selamı yayarak yapacağız. Evet, yani birbirimizi gördüğümüzde selam diyeceğiz, birbirimizi gördüğümüzde merhaba edeceğiz, birbirimizle diyalogumuzu kesmeyeceğiz. Şimdi bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i evet, kerime bir de ben farklı açıdan bakmak istiyorum. Çünkü mahallelerde bazen e, fa, uslup biraz farklı oluyor ama ben şu açıdan bakmak istiyorum. Furkan suresinde ve ibadur rahman yemşuna al ardi hevnen ve iza khadabahumul cahilin kalu o Rahman'ın has kulları ki yer yüzünde kibirlenerek, böbürlenerek gezmezler. Bir, biz, bizi birbirimiz ayıran temel unsur bizim kibirimiz. Bunu unutmayalım. Yani Allah dostlarının tasavvuf sisteminin, evliyaullahın ilmiyle amil alimlerin temel hedefi nedir? Bizim nefsimizin kibrini kırmaktır. Çünkü biz nefsimizin temel kibrini kırmadan yani bu hususu bitirmeden kardeşlik bağımızı güçlendiremeyeceğiz. Sen sensin ben de benim diyeceğiz. Oysa ki Allah bizden sen sensin ben benim istemiyor. Biz diyor. Bizi istiyor. Bu yüzden önce ne yapacağız? Kibirlenmeyeceğiz. Bir de ve izâ khâdabahumul câhiline gâlu selâmâ. Onlar cahillerle denk geldikleri zaman, e, parante içerisinde bir ifade var, e, onlar selam der geçip giderler. Ben olaya bu açıdan bakmak istemiyorum. Kur'an ve sünnetin tamamına baktığım zaman sanki Allah alem Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlar cahillerle denk geldiği zaman selam derler ve düzeltme işlemine başlarlar. Çünkü düz, selam düzeltmenin bir başlangıcıdır. Yani eşiyle muhabbet problemi olanlar selamla başlarlarsa muhabbetlerini çoğaltacaklar. Telefon açtıklarında. Peki sadece selam dense, selamünaleyküm selam. Selam değil selam. zaten selamdan kasıt Sadece merhaba, günaydın, tünaydın bunlar da bir selamlaşma şeklidir. Ama tek başına esselamu aleyküm ya da selamun aleyküm ya da esselamu aleyküm ve rahmetullah ya da esselamu aleyküm ve rahmet ve bereket demek değildir. Ya da esselamu aleyke de diyebiliriz. Evet Tabii yani bu esselamu aleyküm bir çatı unsurudur. Tabii. Yani hepsini kapsar. Merhabayı da kapsar, günaydını da kapsar, hayırlı sabahları kapsar. Allah'ın selamı olduğundan dolayı her evet, şeyi doğru. kapsar. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Düzeltme için, düzelme için kardeşlik bağını tesis etmek, kuvvetlendirmek için selam vermek lazım. Peki kime? Tanıyıp tanımadığın herkese. Selamla yani başlamak, geçsiniz, bir tanesini. Evet, selamla başlamak lazım. Mahalledeki bir problemi çözmek istiyorsa kardeşlerimiz apartmanlarındaki selamla başlamak lazım düzeltmeye. Ve düzelme de yapılıyor. Biz bunun bizati şahidiyiz. Yani esselamu aleyküm" diye bir şeye başlar. Babayla çocuğun problemi var. Her daim telefon açtı selamun aleyküm başlanırsa bu arada düzeltme meydana gelebiliyor. Bu vesileyle önce kardeşlik bağımızı güçlendirecek bir hususu özellikle vurgulayalım. O da selam. Yani selam asla vazgeçmeyeceğiz. Yani ben... babadan da bahsettiniz hocam sözünü kesiyorum. Mesela babamızın bize e, evimizde özellikle vurguladığı hep bir adettir. Yıllarca ben e, görmüşümdür babamda e, eve girerken hep bir selam verir. Ev boş dahi olsa, tabii, boşa ayeti, girdiği zaman da diyor ki, vardır var. Ayet-i kerimeyle sabittir bu konu. Çıkarken ee, de mesela tabii hep böyle tefekkürle tabii ki, çıkarır. Doğrudur. Ee, eve girdiğimizde hiç kimse olmasa dahi eve girerken selam vermek de yine bir rahmani bir unsurdur. Ve yine malumdur ayet-i kerimede Selamun aleyküm dıptum fedhulühe Ayet-i sabittir Halid'in diye bir ayet-i kerime. Hı hı. Yani cennete girecek olanlara da meleklerin ilk sözü de yine Esselamu Aleyküm'dür. Bu vesile demek ki biz kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmek zorundayız. Mecburuz, elzemdir bu durum. Çünkü günümüzdeki problemlerin tamamı hep kardeşliğimize yani kardeşliğimizi ortadan kaldırmak üzere yapılan eylemlerdir. Biz de bunların tam karşısında selamla işe başlayacağız. Muhabbetle, muhabbetullah ile, marifetullah ile işe başlayacağız ki... ...inşallah aramızdaki o bağ kuvvetlenmeye başlasın. Yoksa evet e, ben benim, sen sensin dediğimiz müddetçe... ...biz biz farklıyız, siz şundansınız, Farklısın. biz bundanız dediğimiz müddetçe... E, ...aramızdaki bu kardeşlik bağını... Tesis edip sonra kuvvetlendirilip müddetçe o zaman işte problemler, Allah muhafaza etsin sıkıntılar Müslümanların başına günümüzde çok acı örneklerle görüyoruz. Başımıza geliyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet hocam. Hocam sahabe-i kiramın kardeşliği var. Tabii ki. Günümüze geldiği zaman ona tabi olanların, onun yolundan gidenlerin, onların... ...vekilleri olduğunu söylediğimiz Allah dostlarının evet. kardeşliği var. Şimdi bir bizim kardeşimiz var. Aynı amele geldiğimiz zaman, işte kılınan namazlara geldiğimiz zaman... ...ya da yaşantımıza baktığın zaman... ...kesinlikle bir Allah dostuyla bizimki bir tutulamaz. Mümkün değildir bu. Ee, ama bir de onların kardeşlik konusundaki bazı tedbirleri tabii ki, var. Tabii ki. Efendimizin çok var. Çok önemli. Taha, Allah razı olsun. Bakın e, Kur'an-ı Kerim bir kitap olarak gelebiliriz tek başına. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'i gönderebilirdi ve bunu hayatınıza tatbik edin diyebilirdi ama demedi. Niye? Çünkü o da Rabbimizin bir hikmeti vardır. Allahu Teala hikmetiyle işleri cereyan ettirir. Her yani illaki mecburen hikmet olmak zorunda değildir ama Allah'ın mutlak anlamda hikmetleri vardır. Şimdi peygamber-i İzam'ın Aleyhisselam'ın varlığının en önemli dellerin başında dini insanlar aktarmak geliyor. Şimdi bakın e, Cahiliye dönemi diyoruz. Neye cahiliye dönemi diyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik vazifesini yüklenmeden önceki döneme cahiliye dönemi diyoruz. Peki nasıl bir dönem? Şimdi Ümeyye oğulları, Haşimoğulları kendi işlerinde farklı farklı bölümlere ayrılmış çatışmalar içerisinde. Çatışma ne? Çatışma bizim kabilemiz sizin kabileniz. Biz sizden üstünüz. Falanca işi, Kabe'nin işlerinden falanca işi biz yapacağız. Biz sizden daha üstünüz demesiyle ilgilidir. Yine Medine'ye bakıyorsunuz. Evs ve Hazreç kabileleri var. Birbirlerini öldürüyorlar. Yani hem de bu öldürme basit bir unsurdan dolayı. Neden dolayı? E biz demeler yani bizim kabilemiz. Biz sizden daha üstünüz demeniz ki Allah da bu hususta inne اَكْرَمَكُمْ indallahi اللّٰهِ buyuruyor. Allah katında sizin en değerliniz Allah'tan en çok sakınmamız yoksa Allah katında insanın bir değeri yoktur yani. İnna Allah la yanzur ila suvarikum ve ecsamikum ve lakin yanzur ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin suretlerinize, şekillerinize bakmaz. Allah sizin kalbinize ve amellerinize bakar. Yani Allah Celle Celalun bize bakmış o nokta burası. Yoksa yakışıklı olması erkeğin güzel olması bayanın, efendim zengin olması bir eşrafın veyahut da makam mevki sahibi olmak Allah katına bir değer atfetmiyor. Mesela Erzincan'a gidersiniz. Bugün halen daha peşinden gidilen dualar yad edilen Terzi Baba dersiniz. Efendim bu bir terzidir yani terzidir. Ha terzilik anlamını kötülemek söylemiyoruz. Ama e, makamsal baktığınız zaman halk içerisinde dünya, makamda. dünya makamda terzidir. Ama Allah'ın nazarına baktığınız zaman o onun için çok değerli bir kuldur çünkü Allah'a tamamen yaklaşmıştır. Ahmet bin Hanbel için anlatırlar. Ee, bir e, ifadedir. Eh, Ahmet bin Hanbel eee Bişrehafi'nin sohbetlerine katılır zaman zaman. Tabi e, talebeleri kendisi hadis alimidir, e, fıkıh alimidir. Talebeleri biraz yadırgarlar. Derler ki e, yani e, siz neden gidersiniz yani işte Bişir pişir işte yani nedir ki gibi düşünürler. Der ki o Allah'ı benden daha iyi biliyor. Yani muhabbetullah ve marifetullah öğrenmeye giderizler. Yani Derler yani derler ki geçmişi sarhoş biriydi geldi ne oldu? Tabi yani? yani? ne alacaksın bir sarhoştan düşünebilir değildir bu. Şimdi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu peygamberliği peygamberliğiyle beraber ashabta oluşturmuş olduğu temel unsur en temel bağ kardeşlik bağı. Yani bakarsınız Salman-ı Farisi İran'dan gelir Anadolu'ya uğrar yani İran'dan gelir İran'da arayışına bulunur. Sonra Anadolu'ya gelir. Anadolu'dan bir Hristiyan tanışır. Ona Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları öğretilir. Gelir Medine'de tekrar görür ve bakarsınız bir İranlı olur Salman-ı Farisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ehli beytim der. Yani bizdendir der. Salman bizdendir der. Şimdi bu kardeşlik olgusunu nasıl ortaya konulmuş? O da İslam ile. Ve atasımu bihablillah cemi'an ve la teferragu. Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı Peki tek başımıza mı? Hayır. Cemi'an. Bu ilginç bir ifadedir. Bir Arapça'da e, nekre umum ifade eder. Yani bir kelime nekre ifade edilmişse umumdur. Cemi'an kelimesi nekredir. O zaman umum ifade eder. Ne demek? Ey İslam topluluğu Allah'ın ipini hep birlikte sımsıkı yani Kur'an ve sünnete İslam'a beraberce yapışın. Ve la teferragu ve sakını ayrılmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu unsur budur. İlk yaptığı temel unsur da budur. Zaten o Mekkeli müşrikler, özellikle ulu önderlerinin e, tahammül edemediği nokta burasıdır. Yani şu Bilal'le mi diyor ben şimdi yani İşitim eşit diyorsun. olacağım diyor. yani. Şimdi bu bir köle. Ben onu satın almışım parasıyla. Yani parası satın ile. almışım. Şimdi ondan ben bir miyim diyor. anlaşılmaya nokta burası. Oysa ki e, Allah katında bırakın bir olmayı Bilal-i Habeşi'nin, o e, Ebu Cehil'den, ebul Hep'ten üstünlüğü yani alemlerle ölçülemez bir unsurdur. Evet. evet bir köledir belki kendi nazarlarında ama Allah katında o köle değildir. O adam gibi adamdır. Şimdi aklıma ne geldi hocam ee, bunu anlatırken? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın normalde kardeşlik bağına baktığı zaman biz kardeşliği aynı anadan, aynı babadan dünyaya gelen, işte kan bağ olanlara biz kardeş diyoruz. Evet. Kar, e, karındaş değilmiş evet. kelimeden evet. kardeş olarak. Aynı karından, aynı batından doğan, gelen, evet, artık evet. her şeylerde beraber aynı olan. Şimdi baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü vesselam e, sahabesiyle özlemini paylaştığı zaman bu zamanda yaşayanlara, onu görmeden ona iman edenlere kardeşim demesi. Evet, çok Aslında güzel. Aslında çok önemli bir kelime. Çok güzel. Allah razı, iyi yerden yakaladınız. Yani zaten bu eee Program sunucusu olmanın getirdiği hususlardan birisi budur, İyi yakalamak lazım. Yani bunu bütün samimiyetle söyleyeyim. Basen dalıyoruz Çünkü... hocam. <laughs> <laughs> Güzel yani bunu mutlaka açılım yapmak lazım. Şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabesiyle otururken selam verir ötelere. Hem de kardeşlerin diyerek selam verir. Asap biraz mütereddit davrandı. Yani Ya Resulullah kime acaba selam, selam veriniz ver. der. Der ki işte yani kim ki kardeşlerin yani biz işte savaşan, çarpışan, yanında beraber olan bizdik deyince der ki evet siz benim ashabımsınız. Evet ama sizden sonra öyle bir nesil, öyle nesile gelecek ki onlar beni görmeden beni sevecekler. Bana tabi Keşke olacaklar. Keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne evladımız olsaydı. Olsaydı diyecekler. İşte onlar benim kardeşlerimdir diyor. Tabii bununla beraber bir de başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mahşa gününde şunu ifade, beyan ediyor Allah Rabbimiz tarafından ee, diyor ki bunlar benim ashabım, yani bunlar benim ümmetimdendi. Hayır diyor. Onlar ümmetin değildi. Onlar senden sonra yanlış şeylere saptılar. Burada iki ayrıma dikkat etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşi olmak için yapmamız gerekenler yapmazsak düşeceğimiz durum. Bu çok önemli. Yani yaparsak kardeşlik olgusu, yapmazsak düşeceğimiz bir durum var. Bu vesileyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Mekke'deki cahiliye dönemi dediğimiz e, Ümeyye oğulları, e, efendim Haşimi kavgasını bitirip sonra Medine göç ettiğinde Evsi ve Hazreti bitirip sonra Mekke'den gelenleri Medine gelenlerle kardeş bağıyla edip Ensar muhacir kardeşini ihdas edip evlerini paylaşmaları, mallarını paylaşmaları ve öyle bir kardeşlik, öyle bir uhve, öyle bir ihve olgusu ortaya konuluyor ki bu sefer dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşlik meydana geliyor. Peki bu ne faydası var diye sorulunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ınla beraber başlayan süreç Hulefa Raşid'in dönemiyle tüm İslam coğrafyasında yayılmasındaki temel müsebbip de sebep de yani temel tabi müsebbib Allah'tır ama sebeplerin başında ise kardeşlik olgusu geliyor. Yani çünkü evet bir ve beraber vurursanız ses gelir. Beraber olunca mutlaka ses gelir. Tek başına ses çıkartamaz ya da zayıf çıkar. Şimdi Çanakkale ruhunu işlediniz burada programda mesela. Evet Çanakkale'nin temel ruhu nedir? Çanakkale'nin temel ruhu kardeşlik ruhudur. Her yerden vardı. Türkü de vardı, Kürtü de vardı, Arabı da vardı. Kim olursa olsun şu ülkemiz diye yaşayan kim varsa hangi olgu hangi millet hangi nereden ne varsa hepsinden vardı. Peki hepsi vurunca ne oluyor? Hepsi vurunca Çanakkale oluyor. İşte hocam ben her zaman söylüyorum benlikten nikten rafına e sanarak diyorum ki Türk benim ben Türk'üm. Türk benim ne kadar kardeşimse Kürt de benim o kadar kardeşimdir. Tabii ki öyledir. Arap da benim o kadar öyledir. kardeşimdir. Laz da Boşnak da Çerkez de. Öyle de olmak zorundadır. Yani efendim şu affedersiniz yani Romen'dir değildir bu. Yani bunlar şunlardandır. Asla olamaz. Mümkün değildir. Yani insanlığımızın gereği de bu değildir. Şunu özellikle vurgulayalım. Bu önemli bir husustur. Evet hocam. İnsani olan İslamidir. İslamı olan insanidir. Yani insani olanlar İslamca emredilmiştir. İslamca ne emredilmiş o insana aittir. İnsanidir. Bu vesileyle şimdi şunu diyemezsiniz. Şurada yaşayan mahallede yaşayanlar şu mahallede olanlar aman aman onlar bizden değil diyemezsiniz. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el müslim ahul müslim. Müslüman Müslüman kardeşidir buyuruyor. Şimdi Müslüman Müslümanın kardeşi ise ne olacak peki? Diğer bir hadis destekleyelim. La tabagadu. Hocam Müslüman Buyurun. Müslüman kardeşidir diyelim. diyelim. Orada bir fasıl yapalım. yapalım. Araya bir şiir koyalım. Olur olur. hocam? Biz Çünkü de sizin o güzel sesinizi dinleyelim. Hocam. Allah razı olsun. Sizden, Sizden de, de kardeşim. Ee, bir güzel bir şiir var hocam. Olsun. Yani sizden dinlemek bizim için çok güzel. Allah razı olsun hocam. Amin. Tamam, sizden de Allah razı olsun. Şöyle ben fazla okumadım hocam? Kendimden geçiyorum. Geçen hafta okudum bilmiyorum. Okumuştum. Ondan önceki hafta okumadım. Pas tutuyorum hocam. <laughs> şiir okumadım Ben kendimden geçiyorum. Yani bir fark, farkındalık katıyor hocam. Ya bizim Allah Teala işte. sesinize kuvvet versin. Allah razı olsun hocam. Gönlünüze kuvvet versin. Allah razı olsun. Yani. Kıymetli dostlar, e, aşk iki kişilik diyeceğiz güzel bir eserle. Tüm izleyicilerimize, kalbi muhabbetlerimize armağanımız olsun efendim. Değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolunu denizde gemi. Boşuna bir liman arar, gülüşü bir yabancının. Çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına aşk iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevişmelerden binlerce yıl uzaklardadır. Binlerce kez dokunduğun ten. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Avutamaz olur artık seni sevdiğim şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşun sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına aşk iki kişiliktir. Yetik bir ezgisin sadece tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır. Gece camları sürtünürken, çünkü, çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan Tek başına aşk iki kişiliktir. Ölümdür yaşanan tek başına aşk iki kişiliktir. İki kişiliktir. Evet Kıymetli dostlar, ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Her şeyde bir teklik vardır ama aşkı iki ile yaşarız. Yürekte tek aşkı yaşayan olmamıştır. Ben sadece Rabbime tek varırım da olmaz. Çok önemli. Daha önceden dostlardan bahsediyorduk yani. Ya şimdi dosttan bahsederken dostun bize dosta vardığını bir ifade etmiştik bir kelime de hatırlarsanız. Daha önceki programlarda. Dostsuz dosta varılmaz dedik. Dosta gideceğiz. Dostu asıl dostu bulacağız. Şimdi ben kalkayım da asıl dosta tek başıma varayım. Böyle bu mümkün değildir. Eğitim alayım, tek başıma icazet alayım ya da diplomam alayım. Bu da mümkün değildir. Her şeyi tek yaşayabiliriz belki. Hayatı da tek yaşayabiliriz. Ölümü de tek yaşayabiliriz. Paramızı da tek yiyebiliriz. Hayatı da tek idame ettirebiliriz. Ama aşkı tek başımıza yaşayamayız. İlla bir canlıyla, illa bir gönül dostuyla... İlla bir nesneyle ya da e, gönlümüze hun olan bazı şeylerle yaşamamız gerekiyor. Onun içinde kardeşimiz için de sevmek gerekiyor. Aşık olmamız gerekiyor. Bir nevi de buna da bir bağlam oldu bu şiirimiz. Programımıza devam edeceğiz. İnnemel mü'minune ihvatunla devam ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Öyledir. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı umursamazlık yaparak Allah'a varamazsınız. Yani Aleyhisselam'ı es geçerek onun sünneti seniyesine tabi olmayarak canım Kur'an bize yeter. Sünnet bakalım uydurulmuş mu, uydurulmamış mı diyerek Allah'a varamazsınız. Kulün kuntum tuhibbun fettebi yani Allah fettebi'uni. Yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubekum. Yani Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak Hazreti Peygamber'e tabi olacağız. Tabi olacağız. Olacağız ki Allah da bizi sevsin, günahlarımızı bağışlasın. Dosta gidecekseniz, dosta varacaksanız dostla gitmek lazım ki dosta varılabilsin. Dostla dosta, dosttan da dosta. Önce dostla Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'den de yüce asıl dosta ...varılacak inşallah bu yolda... ...tabii böyle devam edecek inşallah. Zaten onların da amacı o. Zaten yani Efendimiz Aleyhisselatü yani, aradan kaldırayım... diye Allah-u Teala verdi mi? Değil kesinlikle. Fahri yani kainattır bizim asıl bakın amacımız. E, O hadis-i şerifi orada döneceğiz. Çünkü o hadis-i şerifin... ...iki tane farklı unsurunu inşallah... ...ele alacağız ama oraya varmadığında şunu söyleyelim. Bizim coğrafyamızda... ...bizim Anadolu coğrafyamızda... ...hakikaten... ...bu kardeşlik olgusunu... ...en temel, en sağlam bağlarını kuran hep Allah dostları olmuştur. Hep böyledir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bütün gönül dünyasını aşmış, Aleyhisselatü Vesselam seniyesine tam anlamıyla tabi olmuş, ona ulaşmak isteyen evliya-i kiram, ilmiyle amil alimlerimiz, Allah dostlarımız hakikaten bu ülkenin mayasıdır, mayası. Yani, Devlet büyüklerine de çok faydası tabi, Tabii tabii Mayasıdır bu ülkenin. Yani siz maya olmadı olmaz. Bir maya olmadan sütü yoğurt yapamazsınız. Evet, Bu ülkemizdeki toplumsal kardeşliği sağlamak istiyorsak onlarsız olmaz. Olmaz. Allah dostları olmadan, evliya ikram olmadan, ilmiyle amil alimlerimiz olmadan kardeşlik bağını ihtisas edemeyiz, edemezsiniz. Bu mümkün değildir. Bu mayadır, maya. Eskiden beri hep böyledir. Yani Hazreti Mevlana'yı siz çıkartın toplumdan. Ne olacak? Ne kalacak geriye maya olarak? Abdülkadir Geylani çıkartın. Hacı Bayram Veli'yi çıkartın. Hacı Bektaşi Veli'yi çıkartın. Ebu Eyyub Elansari'yi çıkartın. Aziz Mahmuday'ı çıkartın. Ne kalacak geriye? Yani siz e, günümüzde de birçok Allah kendilerine ebeden razı olsun. Evliya-i Kiram'ı çıkartın. Geriye ne kalacak? Allah dostlarına çıkartın. Geriye ne kalacak? Bu insanları kimler toparlayacak? Yani ...kendi kendimize mi zannediyoruz? Değil, değil, değil. Bunu inanın yani. Bunu bütün samimiyetle söylüyoruz. Hem bizim dünyamızı bağlıyorlar hocam. Hem ahiretimizi bağlıyorlar. Öyle bir şey ki. Şöyle Yani diyeyim. bir vatan birlikteliği de sağlıyorlar. Tabii. Ahiret birlikteliği de sağlıyorlar. Şöyle <laughs> diyeyim. Ee, yani şey olsun diye, teşbih olsun diye söylüyorum. Yoksa e, cisimsel anlamda söylemiyorum. Ee, bir tam şöyle yan yana bir de dik olarak düşünmek lazım yan yana bak kardeşlik bağı biraz daha yukarı çıktığımızı Allah reba yani e, Allah dostları e, Müslümanı Müslümanı kardeş olarak bağlıyor bir de Müslümanı Allah'a dost olarak bağlıyor vesile olarak kalıyor bu yüzden dolayı e, biz e, Anadolu erenler dediğimiz kavramsal bilgiyi atarak e, Anadolu işte efendim savaşlarla fetholunmuştur diyemezsiniz fethi işgalden ayıran temel unsur da budur. Mesela bugün Kudüs işgal altındadır. Niçin? Çünkü gönüllerin alınmadan yapılan yer almaya işgal denir. Gönüllerin alınarak yapılan işleme ise fetih denir. Bu yüzden dolayı İslam coğrafyasındaki tüm yer alımları fetihtir, işgal değildir. Niçin? Çünkü önce gönüller alınmıştır. Gönüller fethedilmeden, gönüller alınmadan yapılan işleme işgal denir. Osmanlı da böyle yapmıştır. Yani bizim İslam tarihinde hiçbir zaman işgal olmamıştır. Niye olmamıştır? Çünkü önce gönüller fethedilmiştir. İstanbul'u siz gönülleri fethetmeden fethedemezsiniz. Bu mümkün değildir. Hacı Bayram-ı Veli'den gelen, Akşemsed'den gelen gönül dünyasının fethi gerçekleşmeden siz Mehmet'i fatih yapamazsınız. Bu önemli bir unsurdur. Burayı da bir sizin bu şiirinizle beraber, cümlelerinizle beraber biz de buna dem vuralım dedik. Çünkü bu önemli bir olgudur. Allah dostlarının ne faydası var ki canım? Bakalım ne Allah dostuymuş ve ne gerek varmış canım gibi cümleler boş bir cümledir. Mantıksız bir cümledir. Böyle bir olgu olsaydı bu vatan coğrafyamızda şu ana kadar bu unsurları hep Allah dostları, evliya kiram, ilmiyle amil, alimler sağlanmıştır. Bu yüzden dolayı da bugün, yani dün, şimdi tarih tekerrüden ibarettir. Dün neye muhtaçsak bugün de aynı şeye muhtaçız. Bu bilinmesi lazım. Canım yani dün dünde kaldı. Bugün biz yeni oluşumlar elde edeceğiz. Yeni farklı şeyler ortaya sunacağız. Demek doğru bir ülke, işlem değildir. Dün bu vatan coğrafyasındaki ümmeti Muhammed'i kimler nasıl birleştirdiyse bugün de aynen buna ihtiyacımız vardır. Yani Alvarlı Muhammed Lütfü F. Hazretleri dün ne yapmışsa ya da işte efendim e, Mahmut Samir Ramazan ne yapmışsa, Abdülhakim El Hüseyin'i dün ne yapmışsa bugün de onların halifeleri, onların vekilleri aynı işi yapmaktadırlar. Bu yüzden her biriniz her birimiz elimizden geldik, gücümüz yetti kadar niye evliya gidecekmişim? Gideceğiz kardeşim önce muhabbetullah ve marifetullah bu da bir ilimdir. Öğreneceğiz. Kibrimizi kıracağız. Aziz Mahmut Hüdayi gibi yani kibrini kıracağız, nefsin kibrini ki senle ben bir olalım. Beraber olalım. Evet. Hadi şerifime döneyim. Bu evet önemliydi. Şimdi Allah'ta o Allah dostlarından bahsettiğiniz hocam. Hadis-i şerife geçmeden önce aklıma Muhammed Diyah Dün Hazretleri, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Rabbim şefaatlerine bize nail eylesin inşallah o büyüklerimizin. bakıldığı zaman savaşa Said Nursi Hazretleri Tabii, savaş tabii. elbisesini giyiniyor, Kesinlikle. komutan asker elbisesini giyiniyor, silahlarını hem de ta, talebeleri beraber. talebeleri de alıp gidiyor. Ve hem de kalemleri, kağıtları, elleri de. Yani bir taraftan savaş, diğer taraftan Bilim tahsili var. E, yine orada yazılıyor. Yazılıyor. O Risale-i Nur, evet. gerçekten o külliyat e, Rabbim inşallah onun bereketiyle bizleri de bereketlendirsin Amin, hayatımızı. E, o ışık da bizlerinde yolunu ışıklandırsın o Risale-i e, Hem yazılıyor hem işkenceler de yapılıyor daha sonralar zamanında. Afyon'da işte orada burada e, hapishanelerde yapılan, hücrelerde yapılan işkenceyle Üstad Bediüzzaman'a ya da Muhammed Diyatun Hazretleri, Gudis'e suru e, savaş zamanında talebelerini alıyor. Gidiyor tekrardan Sufiler alıp savaş alanına gidiyor. Hatta kolundan bir tanesi de şehit düşüyor. Evet, öyle. yani Bu şekilde de öyledir. büyüklerimiz var. Hem ahiret için bizler öyledir. için çalışan öyledir. hem de dünyamız için çalışan. Öyledir. Müdettir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ordunun hep başındadır. En önde savaşmıştır. Evliya kiram da Allah dostları da hep böyledir. Hep böyle olmuştur. Bu yüzden dolayı da yani mayamızı sağlayacak olan unsurlardan birisini biz es geçemeyiz. Bizim ülkemizin mayası, ülkemizin mihenk taşları Evliya Kiram'dır, Allah dostlarıdır. Çünkü zaten gidersek, giderseniz giderse halkımız göreceklerdir güneyinden, kuzeyinden, doğusundan, batısından, farklı şehirlerden, farklı usluptaki, farklı tipteki, farklı şekildeki insanların hepsini aynı potada eritecek insanlardır evliya kiram. Malzeme olabilir. Sizin burada ununuz olabilir, şekeriniz olabilir, suyunuz olabilir, yağınız olabilir fark etmez. Bundan helva çıkaracak olan bu işin üstadıdır. Şimdi elinizde Ahmet olabilir, Mehmet olabilir, Ali olabilir, Vel olabilir, Ayşe olabilir, Fatma olabilir. Fark binlerce, milyonlarca insan olabilir. Bunları aynı tavada eritip bunlardan en güzel hizmeti, en güzel uslubu çıkartacak olan Allah dostları ve evliya kiramdır. O yüzden birlik ve beraberliğimiz için e, onu hemen bir parantez içerisinde ifade ettik. Ki aslında parantez değildir. İşin özü budur. Hakikat de budur. Hakikat de budur yani. Bunu özellikle vurguluyoruz. Hakikat budur. Yani kimse çok da farklı olayları çok farklı açıdan almasına gerek yok. Hakikat budur. Niye hakikat budur? Çünkü geçmişte bin yıllık bir tecrübe vardır. Yani az bir süreç değil. Bir asırlık bir tecrübeden bahsediyoruz. Bir yerde bir yanlışlık olsaydı emin olun önce Allah vururdu. Yani önce Allah dağıtırdı bu işi. Evet. Yani e, bu tarikat-ı Muhammed-i Aliye dediğimiz işte Allah'a gerçek anlamda ulaşma çabası gösteren bu Sufiler'i önce Allah dağıtırdı. Ve Allah dağıtmıştır yanlış yoldulanlardı. olanları da. Günümüzde olduğu gibi, geçmişte olduğu gibi. hep Allah da, Önce Allah dağıtmıştır. Bu yüzden yani Nakşibendilik, Kadir'i, Rufay'si, Mevlevi'si vallahi yanlışlık olsa önce Allah dağıtır. Demek ki bir asırdan beri böyle bir şekilde insanla hizmet verenler hala da hazırda devam edebiliyorlarsa bunda Allah'ın rızası var demektir. Allah'ın rızası olan yerde bulunmakta fayda vardır kıymetli abim benim. Şimdi el müslümü ahul müslim la yazlimuhu ve la yuslimu bu bizim temel unsurumuzdur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümanı yardımsız bırakmaz. Teslim etmez. Şimdi eee Suriye'den gelen kardeşlerimiz var. Tabii ki dilenmelerini inanın razı değiliz. Yani sokak ortasında, ışıklarda, sağda solda böyle durumda olmalarından vallahi razı değiliz. Yani onların da bir Müslümanın dilenmesine razı değiliz ki velev ki bir Suriye dilensin. Ama bizim onlara ensarlık bağıyla kucak açmamız çok önemli bir unsurdur. Kardeşlik ve muhabbet bağıdır. Şimdi la zulmetmeyeceğiz. Canım nereden geldiler? Başımıza bele oldular cümlesini hiç kimse söylememeli, söyleyemez hakkı yoktur. Allah yani hakkı yoktur. Çünkü insanlar muhacir duruma düşebilirler, düşmüşlerdir. Bize tarih bunu gösteriyor. O muhacire yardım edecek ensar olmak büyük şereftir. Her insan muhacir olabilir. Asıl babayitlik, asıl dadaşlık, asıl delikanlılık, Asıl kakkoşluk hadi yani hep beraber hepsini söylüyorum. Asıl, Asıl efelik. efelik işte ona sahip olabilmektir. Bizim şu anda ülkemizdeki temel yapılanma da budur. Allah ülkemizdeki yaşayan tüm kardeşlerimize razı olsun. 3 milyon Suriyeli bu ümmet bakıyor sadece Suriye değil Afganlı, Pakistanlı bizim Erzurum ilimizde de var. Yani birçok yerde var. Erzincan'a gidersiniz. Ta Türkmen yerlerinden gelmişler. Üzülmü de yaşıyorlar kardeşlerimiz. Yani şimdi ülkemizin her tarafında e, hakikaten İslam coğrafyasında sıkıntı yaşayanlar gelmişler. Yaşamaya çaba gösteriyor. Ve kim bakıyor? Bu ümmeti Muhammed bakıyor. Bu Ensar kardeşlerimiz bakıyor. Peki ne olacak? Bakın. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir insan ensarlığı devam ettiği müddetçe Allah ona yardımını asla kesmez. Buradan şu sonuç çıkar. Dünyada ekonomik kriz varmış. Vallahi etkilenmezsiniz. Bunu emin olun. Dünyada siyasal kriz varmış. Dünyada sosyal kriz varmış. Dünyada kriz üstünde kriz yaşanıyormuş. Bir millet ensar olduğu müddetçe o millete Allah desteksiz asla bırak Günümüzdeki bu kadar dünyadaki küresel güçlerin ekonomik kriz yaşadığı halde ülkemizdeki güçlenmenin olmasına temel sebep de budur. Çünkü siz bir verirseniz Allah onun karşısında hemen verir. Hemen verir. Fazlası gün Allah'a aittir. Bu yüzden la yazlimuhu Müslüman Müslüman zulmetmez ve la yuslimuhu Müslüman Müslüman da başkasına teslim etmez, bırakmaz yani. Yardımsız bırakmaz. Bir başka husus. La tabagadu. Vela tedabaru ve la tahasedu ve kunu ibadallahi ihvana. Birbirinize boz etmeyin. Vela tedabaru birbirinize sırt dönmeyin. Allah Resulü, Allah Resulü buyuruyor. Vela tahasedu birbirinize haset etmeyin ve kunu ibadallah ihvana. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bunlar bizim temel unsurlarımız. Boz ettikten ne oldu? Ne oldu? Birbirimize sırt döndükten ne oldu? Kardeş olursak Çanakkale oluruz buğz edersek, sırt dönersek Suriye oluruz hocam. Aynen. Bu kadar açık. Tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun kardeş. Yani bizim bu kadar konuştuğumuz şeyi iki cümleyle çok güzel ifade ettiniz. Doğrudur. Hocam. Çanakkale kardeşliğin Doğrudur. özelliğidir. Eğer kardeş olamazsak eğer hakikaten böyle. Çünkü iman zuhuratı var. Daha önce bahsettiniz bahsettiğiniz hocam. Birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz. iman evet. İman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe de zaten cennete giremezsiniz. Yani mümkün değil. İmanın zuhuratıydı. Evet. Orada birlik beraberlik vardı. Kardeşlik vardı. Ki öyle ki geçen hafta program başında anlattık yerde yatan bir düşman askerine bile dahi onun da anası babası vardır deyip de bir merhametle bir kardeşlik duygusuyla birlik beraberlik duygusuyla yaklaşan bir ecdat var. Evet. Şimdi bizim de öyle bir ecdada böyle bir kardeşlik duygusuna bakan peygambere e, peygamber de mühacirdir. Muhacirdir tabii ki. O da Mekke'den Medine icret İzzet düşünelim. Biz de Eyüp, burada Medine oluyoruz onlar Mekke Ebu oluyor. Ebu Eyyub evinde kardeştir. Ve o kardeşinle biz bugün bağrımıza basıyoruz elhamdülillah. Evet. Onlar hocam şöyle bir şey biraz ağır bir cümle olacak ama ben gördüğümü söylüyorum Allah için. Ve bu da ben gerçek manasıyla yüreksizimdir. O zaman da Erkam'ın evi peygamberimize hane olarak açıldı. Onlar evini açtılar, yürekten açtılar. Biz de şu anda Suriyeli kardeşlerimize nefsimizi kötü manada açıyoruz. Onlardan biz nasıl faydalanırız? Tabiri caizse özür dileyerek söylüyorum kıymetli izleyicilerimizden de sizlerden de derler ya, etinden nasıl faydalanıp sütünden haşa. Bunlar artık bu duruma geldiler. Bu kadar aşağılık olan insanlar var. Rabbime ben, Rabbime havale ediyorum evet. bu insanları Tabii ben gerçek e manasıyla. <laughs> Celalleniyorsunuz doğrudur çünkü. Yanlış bir şey çünkü hocam. Evet, yani, Efendimiz boyutla bakıldığı zaman çünkü benim o Müslüman kardeşim, din yani kardeşim. Aynen öyle. Yani normal aile kardeşimden de öte bu. Zaten e İslam kardeşliği batın dediğimiz ana karnı kardeşliğinden daha üst kimliktir, daha üst seviyededir. Çünkü e, aynı anneden doğup birbirlerine düşman olanlar vardır ama hmm. Müslümanlar birbirine düşme olamazlar. Olamaz, olmazsa mümkün değildir. Haklı yere doğru bir yere vurgu yapıyorsunuz. Yani e, bir insanın zafiyetinden istifade edilemez bir insanın hatasından istifade edilemez. Bir insanın e, yürek sızısından veyahut da parasal veyahut da maddi güçsüzlüğünden dolayı kendisine istifade edilemez. Müslüman'a yakışan şeref, haysiyet de budur yani. Müslümanca bir yaşam da budur. Bunun için biz e, hadis-i şerifteki şeyi iyi anlamamız gerekiyor. Yani la yazlimuhu zulmedemeyiz. Zulmedemeyiz. Kim olursa olsun. İşte onlar buraya gelmişler. A, az önce ifade ettiğiniz gibi e, onlardan yararlanma girişimine asla geçemeyiz. Çünkü onlar bu zulümdür. Merhamet dileniyor. Zulümdür. Yani e, 3 milyona niye bakıyoruz ki bir düşünmesinler. E, bire yeten, ikiye yeter. Bu şu anlama geliyor. 81 milyona yeten, 81 milyona daha kadar yeter. Bu böyle biline. Rabbim Hadi şerefte inşallah. Ha bir de şu çok güzel. Bereket konusu ilginç bir konudur. Niye ilginç bir konudur? Bereket çoklukla ilgili değildir. Bereket yetmekle ilgilidir. Yani üç bin lira maaş alanın maaşı bereketli değildir. Yetiyorsa bereketlidir. Yetmiyorsa bereketli değildir yani. Bu çok önemli bir unsurdur. Çünkü bazen bu iş es geçilir. Yani e canım bitiyor, bitmez. Biter mi? Ee, üreten Allah'tır. Yetiştiren Allah'tır. Yeşerten Allah'tır. Yani çoğaltacak olan Allah'tır. Er al alallah dedikten sonra acaba demek bir Müslüman yakışır mı hiç? sağlıklarını işte istifade ediyorlar. Bugün bir sohbette yani bugün bir yerde iki kişi arasında evet. diyalogda duydum. Onun için diyoruz. Ya yani diyor ki canın devletten para bağlanmış. Allah'a yeter. Hiç kimse korkmasın. Müslümanın Müslümanı yeter kardeşim. Biz Hazreti Peygamber'e tabi olacağız. Allah'a tabi olacağız. Evet, evet. Hz. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın da ümmeti olarak onun vekilleri olan Allah dostlarını hep beraber bir araya geleceğiz. Kardeşlik olgumuzu bir tarafa bırakmayacağız. Güçleneceğiz. Allah'ın izniyle bir olacağız. iri olacağız. Diri olacağız. Rabbimiz de inşallah Bizlere bu konuda yardım edecek. Rabbim tüm kardeşlerimizin, tüm Müslümanların kardeşlik olguslu yaşayabilmesi nasip eylesin. İzleyenlerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz akşamlarını bize ayırdılar sağ olsunlar. Kardiyan olsun. TV ekranlarından biz izlediler. Ayrıca çalışan kardeşlerimizi de yönetimine de teşekkür ediyoruz. Allahu Teala hepinizden razı olsun diyelim. Amin hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun efendim. hocam. Bir ben kısa bir veda edeyim. Tabii ki. Kısa bir dua yapalım mı hocam? Yapalım. Kısa bir duayla veda edelim yapalım, inşallah. Yapalım olur. Kıymetli dostlar sürçü lisan eylediysek affola. Diğer bir pazartesiye görüşünceye dek o güzel günde buluşuncaya dek sizlere Allah'a emanet ediyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle geceniz hayra kalsın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm Efendim. Amin. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin ve la udvan illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi kardeşlerimize yardım eyle. İlahi ya Rabbi Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de dünyanın her neresinde yaşayan tüm kardeşlerimize ya Rabbi sen yardım eyle. Amin. Ya Rabbi Müslümanlar arasında birlik ver. Ya Rabbi vatanımıza dirlik Milletimize birlik nasip eyle. Ya Rabbi vatanımız ve milletimiz için çalışan, çaba gösteren tüm güvenlik güçlerimize Ya Rabbi madden ve manen bedenen ruhen güç kuvvet ver Ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemizi ümmeti Muhammed'i türlü türlü yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden hifsu emin eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi birliğimizi parçalamak isteyenlere de sen fırsat verme Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi birbirimizden, bizi Kur'an'dan Bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, bizi imandan, ihsandan, şuurdan, evliya ikram'dan, Allah dostlarından, ilmiyle amin alimlerden ayırma ya Rabbi. Amin. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, vahdaniyetimizi, tevhidimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Birlik ve beraber içerisinde ya Rabbi cennet ve cemalullahını bize lütfeyle, ikram amin. ve ihsan eyle. Amin. amin ve selamun ala cemiyel ve mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. تقبل منا بحرمه فاتحه مع الصلوات